Merhabalar, ben diyetisyen Meliha Bıyıklı. 2018 yılında Gümüşhane Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. 3 yıldır diyetisyenlik yapmaktayım. Kayseri'de ikamet etmekteyiz ve burada ofisimiz var, klinimizde. Zayıflama, kilo alma, diyabette beslenme, hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi, adolesanlarda beslenme, sporcu beslenme tedavisi gibi beslenme planları uygulamaktayız. Şöyle, yaz günlerinde özellikle su ihtiyacımız çok artmakta. Günlük rahat 2 litre, 3 litre arası kadar su tüketmemiz lazım. Terle kaybedilen bu sıvı ihtiyacının tamamlanması lazım öncelikle. Bu pandemi sürecinden kaynaklı biraz hareket eksikliğimiz oluştu. Kilo almalar arttı, beslenme düzenlerimiz çok değişti. Bu yüzden biraz hareket eklemeliyiz diye düşünüyorum. Ve yaz sebze meyvelerinden bol bol faydalanmalıyız. Aç kalarak tam tersi metabolizmamızı yavaşlatmış oluyoruz ve insülinimizi, hormonlarımızı bozmuş oluyoruz. Eğer sık sık yersek, az tüketirsek, porsiyon kontrolü sağlarsak metabolizmamız daha canlı kalır, daha hızlanır ve daha rahat kilo vermiş olur ve ideal kilomuza ulaşmış oluruz. Öncelikle artık biraz daha rahatladık aşıyla birlikte, vakaların düşmesiyle birlikte. Bence biraz hareketi artırmalıyız öncelikle. Dışarıya çıkmalıyız, havalar çok güzel, bol bol D vitamini almalıyız, yürüyüşler yapmalıyız. Gerekirse eğer imkan varsa spor yapmalıyız. Ardından dediğim gibi yaz sebze meyvelerinden bol bol faydalanmalıyız. Bence minimum 2 ana öğün yaparak, hatta ihtiyaca göre ara öğünler de ekleyerek beslenmemizi düzenlemeliyiz. 4 saatte 5 saatte bir beslenirsek ve buna su tüketimini de eklersek yeteri kadar güzel ideal kilomuza ulaşmış oluruz. Eğer yeteri kadar protein, karbonhidrat, vitamin, mineral almış olursak, öğünlerimiz dengeli dağılmış olursa herhangi bir eksikliğimiz oluşmaz. D vitamini de yeteri kadar alırsak B12 vitaminine baktırabiliriz, D vitaminine baktırabiliriz, eksikliklerimize baktırabiliriz, kan değerlerimize. Eğer herhangi bir eksikliğimiz olmazsa bunlar olmaz, bunları yaşamayız. Eğer eksikliğimiz varsa da bunu beslenmeyle tedavi etmemiz, takviyelerle tedavi etmemiz zaten mümkün. Şöyle, aslında bir süreç için veya bir hedef için beden algısı oluşturmak çok yanlış. Öncelikle sağlıklı olmak ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Tabii ki böyle süreçler biraz daha motivasyonumuzu artırıyor. Biraz daha kolay odaklanabiliyoruz kilo vermeye ve sağlıklı beslenmeye. Böyle dönemlerde de bir diyetisyen yardım alabilirler veya kendileri de sağlıklı beslenebilirler. Sadece sağlıklı beslenmek tabii ki her zaman kilo vermeye yardımcı değil. Öğünlerin tek tek planlanması lazım. Dediğim gibi 2 ana öğün yapılabilir, mutlaka yapılmalı, doyurucu bir menü olmalı, kahvaltıyla başlanmalı güne, akşam yemeği kesinlikle vaktine tüketilmeli, çok geç saatlerde tüketilmemeli. İhtiyaca göre ara öğün de eklenebilirse süt, yoğurt, kefir gibi süt grubundan, yaz meyvelerinden, yaz sebzelerinden çok rahat bir şekilde forma gireriz. Pandemi sürecinden sonra çok fazla hareket eksikliğimiz oluştu. Ben hareketi artırmamızı çok isterim. Herkese de, bütün danışanlarıma da tavsiye ediyorum. Kış döneminde çok fazla hareket etmemiz mümkün olmayabiliyor. Özellikle ev hanımları, çocuklar okula falan gidecek veya işte çok imkanı olmayanlar hareket edemeyebiliyor. Bu yüzden yaz günlerini bol hareketli geçirirsek, bol su tüketimi sağlarsak daha güzel olur.